Oğlu da öyle diyor, Kılıçdaroğlu'yla bizi Tabii. kavga ettiremezler. Şimdi bakınız, e, Sayın Türkiye'ye bazı konularda katılıyorum. E, siyaset <laughs> aması var değil mi ama? E, Yoktu ama söylemedim. <laughs> ama aması gelecek değil mi? Belki gelmeyecek. <laughs> gelir ya. gelir. Bak kavga ettirmeye <laughs> gelir, çalışıyorlar gelir. Masum gelir, abi. Gelir. <laughs> Niyetiniz nedir Mete Bey? Şimdi bak tane tane söylüyorum. Bir, Kılıçdaroğlu bir siyasetçinin söyleyebileceği açıklıkta, Aday olduğunu açıkladı. Artık Kılıçdaroğlu'ndan başka tür açıklama beklemek doğru değil. Ben varım dedi. anda doğru katılıyorum sana. Şu Ama ne dedi? Müthiş bir nezaket örneği sergiledi. Üstü bunu o açıdan takdir ediyorum. Biz bir ittifak içindeyiz. Diğer ittifak partileri de ismin üzerinde mutabakata varırlarsa. Keşke bu siyasi nezakete ittifakın diğer ortakları da İyi Parti'de riayet etseydi. Mesela İyi Parti'den de birileri çıktı dedi ki kiminle kazanacaksak bakarız onunla seçime gideriz. Evet. Yani sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun nezaketen söylediği bu sözden sonra söylenecek bir söz değil bu. Çok profesyonel bir açıklama olmadı değil mi bu? Yüreğimden gelerek konuşuyorum çünkü. Ya doğru konuşuyorsun. İki, iki, bakınız İkimiz de siyasetçiyiz biliriz. Güçlü siyasetçilerin etrafında bir takım çapsızlar, kifayetsiz muhterisler oluşurlar. Onlar üzerinden kendilerine iktidar alanı açmaya çalışırlar. Dolayısıyla Ekrem Bey'in çevresinde de bu şekilde insanlar var. Kemal Bey'in çevresinde de bu şekilde insanlar var. Her ikisi arasında hiçbir sorun olmadığını söylemek Doğru değil. Gücün olduğu yerde, iktidarın olduğu yerde güç sahiplerinin şu ve bu şekilde birbirleriyle kavga etmemeleri mümkün değil. Sakın buna itiraz etme. Bunu birinci derecede yaşamış, partin içinde de yaşamış ve bunun pek çok şeylerine de şahit olmuş bir insansın. Dolayısıyla sanki Ekrem Bey ile, Ekrem Bey taraftarlarıyla veya Ekrem Bey'i Cumhurbaşkanlığı'nı hazırlayan ekiple Kemal Bey ve de Kemal Bey'in çevresindekiler arasında hiçbir sorun yokmuş gibi cümleler kurmak, belki zevahiri kurtarmak için siyaseten e, gerekli olabilir ama doğru değil. Ya biz dışarıdan baktığımızda bu kavgayı görebiliyoruz. Ha Ekrem Bey bu kavgadan rahatsızsa o zaman kendisine yaşça bir büyüğü olarak, bir ağabey olarak Profesyonel olmayan bir siyasetçi olarak kendisine salık veriyorum buradan. Beni dinliyorsa, kendisiyle olan hukukumu bilir, kendisini siyasette ne kadar sertçe eleştirsem de asla ben kendisine hasım değilim. Benim seçim bölgemde belediye başkanımdı. Kendisine yanlış yapıldığında da karşı çıkmışımdır siyaseten. Hizmet yapmak istediğinde de kol kola girip beraber hizmet etmeyi teklif edecek kadar da e, açık açık yüreklilikle siyaset yapmış bir insanım. Partimin öğretisi bunu bana emrettiği için. Kendisine buradan öneriyorum. Yarından tezi yok. Çıkıp çok net bir biçimde şunu söylemeli. Bir, genel başkanım aday olduğunu açıklamıştır nezaketen. Ben aday değilim. Ben genel da elin arkasındayım. Ama genel başkan açıklamadı ki ittifak onaylarsa dedi. Ya deminden beri bana katılıyordun, kafası alıyordun. Şimdi ne oldu da? Hayır ama, ama da ittifak var diyorum. Ya da işte yani nezaketin gereğidir o. Atayım. Yoksa bir genel başkan kendini ittifaka dayatır mı ya? Ben varım. Kabul etseniz evet. de etmezseniz de der mi? Ben varım. Yemez. Ama sizin de mutabakatınız evet. olursa. Bu ne demektir? Belli. Şimdi dolayısıyla araya girme. Masum abi gene Peki, maraza çıkartma. Hem söylediğimin doğru olduğunu biliyorsun çünkü. Bir, sen İmamoğlu, değerli kardeşim, ekrem kardeşim, yarın çık, bu kavgayı sonlandırmak mı istiyorsun? Senin üzerinden, genel başkanın üzerinden sizi kapıştırarak nemalanmak isteyen, çevrelen oyunlarını bozmak mı istiyorsun? Yakınızdaki insanların da e, iktidar oyunlarını bozmak mı istiyorsunuz? Çıktı ki, ben kesinlikle adayı değilim. İki yandaş, fondaş diye tanımladıkları medyada bir takım gazeteciler var. Onlar mesela çıkıp diyorlar ki e, bu iş Kemal Bey olmaz. Başlıyorlar Sayın İmamoğlu'nu allamaya, ballamaya, paklamaya, aklamaya. Olsa olsa Ekrem İmam olur. Ekrem Bey bunları yanında tuttu sürece, bunları beslediği sürece, bunları çevresinde tuttu sürece böyle bir kavga algısının oluşmaması mümkün değil. Ekrem Bey'e tavsiye ediyorum. Genel Başkanla kendisini kavga ettirmeye çalışanlar varsa. Yani bu iş Kemal Bey'le olmaz ama Ekrem İmamoğlu sevilen sayılan genç bir lider ancak bununla olur diyen bir takım gazeteciler vesaire vesaire varsa ve Sayın İmamoğlu da bunları yanında tutuyorsa, bunlarla başka ilişkiler geliştiriyorsa e kusura bakma bu söyleminde de inandırıcı olmaz. Ben genel başkan olsam bunun samiyetine inanmam. Ha dışarıya karşı söylerim tabii. Ekrem Bey çok başarılıdır derim. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Siyasetin içindeyiz. CHP'nin içinde de çok değerli dostlarımız var. Gerçekten değerli oldukları için dostluklarını da çok çok önemsediğim. Şimdi belediye başkanları düzeyinde bile nasıl bir kamplaşma olduğunu benim söylememe gerek yok. Yani Ekrem Bey'den yana olanlar, Kemal Bey'den yana olanlar, hatta Canan Kaftancıoğlu'nun ekibi. Yani bu tür iktidar kavgalarını istediğin kadar yok de üstünü örtemezsin. Bu işi bitirmek istiyorsa, bakınız bir şey daha söyleyeyim. Aday olamaz dedi, olmayacak dedi, doğrudur. Çünkü genel başkana rağmen, partisine rağmen aday olursa Ekrem Bey siyaseten biter. Bunu bir köşe yazımda da yazdım zaten. Ama Ekrem Bey de şöyle düşünüyor. Ben arkama siyasi bir rüzgar aldım. Bir sonraki seçimde seçilip seçilmeyeceğim de belli değil. Olur ki seçilmesem siyaseten bitebilirim. Bu rüzgarı arkama almışken, anketlerde de bu kadar çok öne çıkmışken ben bu fırsatı değerlendireyim. Şimdi bakınız aday olmayacak demek doğrudur. Olamayacak demek de doğrudur. Buna katılırım. Çünkü siyaseten kendini bitirir ama o aday olmayı istemiyor dersen işte orada senden ayrılırım. Belli istemiyor da herkes ister. Belli. Bakın bir belediye olacağını besbelli, Kadir Ekrem aday Ekrem Bey olup aday olmak istiyor ve çevresinde ajans diye tanımladıkları şey neyse kimse kimlerden oluşuyorsa Ekrem Bey'i böyle bir şey hazırlıyorlar. Ekrem Bey'i de epey doldurdukları belli yani. Ekrem Bey e, bensiz hiçbir şey olmaz havasına girmiş durumda. Bu siyaseten kendisini bitirir bak. Yani şu an Büyükşehir Belediyesi çok önemli bir makamdır. Bugün kendisine selam verenler yarın ayağa sürçtüğünde yanına bile uğramazlar. Bak Siy ben ona örnek deminden verdim. Bu 40 yıllık bir CHP'li ve Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi İnce İnce çok doğru. Bu teşkilat bir gecede, bir günde ayyaş korkak, AKP'li, sarayın adamı diye yazılar yazdırdılar ya. Yani bir anda adamı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Yaptılar bunu. İmamoğlu dediğiniz gibi en ufak bir harekete hareket yapmaya kalksın genel başkan açıktan genel başkana karşı. Görün bakalım CHP teşkilatları ne yapıyor? Ekrem Bey'e Tanıyorlar mı? önerim. <laughs> Bak ben yani başka partiden olmama rağmen siyaseten de çalışmama rağmen kendisine önerim şudur. Olur olmaz her konuda kendini gündemleştirmek isteyenlerin de tezgahına gelmesin. Efendim işte PKK olayı var, işte belediyenin içine yönelik ya bunu bu metro olayı üzerinden şey yapalım. Bir başka şey oluyor, hemen hizmet yapamıyoruz, engelliyorlar. Sürekli seni gündemleştirmeye çalışanların aslında senin değirmenine su taşımadığını gör. Belediye başkanlığında başarılı olursan, mütevaziliğinle de kendini kabul ettirirsen zaten gerisi kendiliğinden gelir ya. Bu kadar çok gündeme kendini taşımanın böylesine işte iktidar beni engelliyor. Ben afiş asacağım tek tek bilmiyorum. Ne yasıyorsun ya ne yapıyorsun ya. Yani bir anda kavgayı sürdüren tarafsın. E bir anda senin genel başkanın sana açık açık söylemiş yani. Kardeşim ben belediye başkanlarımızın aday olmasını istemiyorum demiş. Daha ne desin adam yani ben varım demiş. E sen hala buna rağmen ey Genel Başkanım sen var olduğun yerde ben yokum. Beni bu makama taşıyan sensin. <laughs> ben yokum. Aday değilim. Kim ki bundan sonra benim ismim üzerinden seni vurmaya kalkışırsa onun da yanımda tutmam de. Fiiliyatta da bunu göster. Bakalım bu kavga sonlanır mı? Sonlanmaz mı? Ama bunu yapmayıp tam tersini yapmaya devam edersen ondan sonra da birileri bizi kavga ettirmek evet. istiyor dersen kusura bakma kavgayı kendi aranızda yapıyorsunuz. Peki. Öyle biz şey de istiyor değiliz ya bak. Masum abiye bir yerde katılmıyorum. Yani biz bu kadar mağduriyet yaşamış bir toplumuz. Hem Ekrem Bey'i istemiyoruz hem Ekrem Bey'in önünü açmaya çalışıyoruz. Ya bu kadar engelleyerek adamı niye meşhur edelim yani? Niye mağduriyet zırhına büründürerek bu kadar çok popülaritesini yükseltelim ki? Yapma Masum abi. Bazı siyasi analizlerinde... ...profesyonellik ya, duygularının dışına şimdi çıkıyorsun. Başak Hanım'a saygımdan zamanı fazla kullanmamak için vermiyorum ama... ...buna verilecek çok güzel analiz var. <laughs> ama ben ne yapayım ki... ...Sayın Metinler aslında benim söylediğim noktada konuştu. Dinleyenler bizi anlamıştır iki tarafı da. Peki. Teşekkür şimdi ediyorum. Şimdi Kemal Bey'i savunsam, adaylık onun hakkıdır desem... ...diyeceksiniz ki Kemal Bey'in Erdoğan karşısında şansı olmadığını bildiği için... ...bakak partiler onu tezgah alıyor. Ekrem Bey'i vursam diyeceksiniz ki bak Ekrem Bey o kadar güçlü ki AK Partiler kendisine o kadar çok korkuyorlar ki engellemeye çalışıyorlar. Çünkü Ekrem Bey aday olursa Erdoğan'a alaşağı edecek tek liderdir. Ya nedir sizden çektiğimiz ya? Peki. Ben hiç öyle ne onu ne bunu demedim. Sizden dedim, senden demedim abi. Ha, yani yani ben demem. Peki. Sen, sen demedim, seni kastetmedim, sizden dedim. Peki. Mete Bey bu konuda ekleyeceğiniz varsa birçok yorum yapıldı e, son, ama Ukrayna'yı konuşalım. Son dönemde ayak konuşalım. için evet. orada kullanayım. O zaman